Merhaba değerli izleyenler, iyi akşamlar. Ne Var Ne Yok programında karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi Hüseyin Aptekin ve Halime Kökçe ile birlikte siyasetin gündemini konuşacağız. Tabii siyasette gündem çok sıcak. Dışarıda malum yağışlı bir hava var. Önümüzdeki süreçte siyasetin gündeminin daha da ısınacağını söyleyebiliriz. Tabii burada bir de sürekli hani gündeme gelen bir konu var. Yani bir isim var daha doğrusu. Siyasetin gündemini biraz da bu akşam o çerçevede konuşacağız Halime, Hüseyin. Yani siz de muhtemelen bu konudan aslında sıkılmışsınızdır. Kaç yıldır dönüp dolaşıp mevzu aynı yere geliyor. Aslında Türkiye'nin de ben bu konuda ciddi şekilde yani nasıl oluyor da bu mevzu buraya gelip takılıyor diye düşündüğünü zannediyorum. Abdullah Gül meselesi. Bu geçtiğimiz hafta içerisinde Abdullah Gül meselesi Türkiye'de siyasetin yeniden gündemine girdi bir şekilde. Özellikle Millet İttifakı çerçevesinde bunun gündeme girdiğini söyleyebiliriz. Bazıları bunu Gül yeniden menüye konuldu olarak değerlendirdi. Bazıları Gül yeniden denkleme girdi şeklinde ele aldı. Bazıları görmezden geldi. Bazıları da bu konuda hani kendi planlarını, projelerini anlattığını gördük. Şimdi tam burada şunu söylemek istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı için bir Cumhurbaşkanı adayı tanımlaması var. Hani daha önce bunu yapmıştı. Diyordu ki nefsini yenmiş, hırslarından arınmış bir isim olacak bizim adayımız diyordu. Geçtiğimiz günlerde geçtiğimiz günlerde yine Cumhuriyet Halk Partisi'nden Özgür Özel şöyle bir açıklama yaptı. Atatürk duysa bizim kimi aday gösterdiğimizi der ki işte tam benim aradığım aday bu. Öyle bir aday göstereceğiz diye bir tanım yaptı. Ama bütün bu açıklamalarda yapılırken bir taraftan da Abdullah Gül ile alakalı isimlerde iddialarda ön plana çıktı. Onu da şuradan kamuoyu aslında biraz fazla tartıştı. Onu da söyleyip Hüseyin sana söz vereyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde şöyle bir anket yaptırılmış. Yani adayınız birinci sorunun dışında hani kime oy verirsiniz dışında istediğiniz isim eğer aday gösterilmezse Millet İttifakı tarafından yine de oy verir misiniz diye Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bir anket yaptırılmış. Ve %99 yani 100 kişide sadece bir kişi hayır vermem demiş. Dolayısıyla 99 kişi oy veririm dediğine göre Millet İttifakı'nda bu Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda epey bir opsiyon var. Şimdi Hüseyin. Bütün bu açıklamalardan sonra sorum şu. Neden Abdullah Gül adı siyasette dönüp dolaşıp yeniden gündeme geliyor? Abdullah Gül'ün siyasetteki karşılığı veya biraz daha açalım sokaktaki karşılığı nedir? Yusuf, öncelikle şunu bir söyleyelim. Hani buradan bir girizgah yapmış oluruz. Sonra Abdullah Gül konusunda daraltırız konuyu. Sadece Abdullah Gül değil, aslında herkesin ismi potada. Çünkü bana sorarsan hani Özgür Özel'den atıfla dedin ya hani öyle bir aday çıkaracağız ki yani herkes çok memnun olacak. Öyle bir aday yok. Yani şu an CHP adayını belirlemiş de açıklamıyor, paylaşmıyor, bunun stratejisini yapıyor değil bence. Aday hakikaten de belli değil. Ve o adı dolaşan herkes aday olmak istiyor. Yani Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı makamına aday gösterilmek bile, bırakın seçimi kazanmak o zaten bambaşka bir boyut, bu adaylığı reddedebilecek, eğer ismi geçiyorsa başkasına mı bırakabilecek bir isim bulamazsınız. Dolayısıyla Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Kemal Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül, daha bir sürü isimler duyduk. Bence hepsi halen daha potada ve hepsi de bence hazırlanıyorlar. Ki İmamoğlu, yani Türkiye'de hani mitingler yapmaya başladı neredeyse. Diyarbakır'dan Trabzon'a geziyor. Hazırlık içerisinde. Kılıçdaroğlu, gözdağı veriyor, aday ben olacağım diyor. Öte yandan herkese ittifak ortakları da, kendileri bazen kendi adaylıkları için, bazen kendi önlerini açabilecek adaylar için sinyaller veriyorlar. Dolayısıyla Abdullah Gül de potada ve o da bence bekliyor. Bu beklenti herkeste var. Ama tabii şöyle bir sıkıntımız var burada. Özellikle Abdullah Gül ile ilgili konuşacak olursak. Bir avantaj var ortada, bir de dezavantaj var. Avantaj genel bir avantaj. Aday kim olursa olsun senin bahsettiğin anketteki sonuç da bu anlamda bunu tasdik eden, teyit eden bir sonuç.
aday kim olursa olsun, ister İYİ Partili olsun, ister HDP'li olsun, ister yeni CHP'li olsun, ister eski CHP'li olsun, o adaya oy verebilecek bence ciddi bir muhalif seçmen var. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan Türkiye siyasetinde çok ciddi bir merkez oldu. Ve Erdoğan'ın karşısında fraksiyonlara bölünerek şansınız olmuyor. Birleşmek zorundasın. Bir İYİ Partili seçmen HDP adayından nefret edebilir normal şartlarda. Ama eğer belediye seçimi olsun, cumhurbaşkanı seçimi olsun, AK Parti yenebilecek başka yolu yoksa ki yok, o zaman mecburiyetten dolayı o adaya oy veriyorlar. Stratejik oy diyoruz ya. Tam da bunu kastediyoruz aslında. Bu bir avantaj. Ama dezavantaj şu, Abdullah Gül'ün burada biraz daha belki kendi şahsına yönelik inebiliriz. Abdullah Gül pek sevilen bir siyasetçi değil. Bunu da açıkça konuşalım. Yani AK Parti seçmeni de Abdullah Gül'ü pek sevmez. Hani burayı bıraktı, gitti, onun için de kavgalar verildi. Parti kapatılma noktasına geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Abdullah Gül'ün adaylığının arkasında durdu. Buna rağmen Abdullah Gül iki seçimdir Erdoğan'ı indirmek üzere, devirmek üzere ittifak senaryoları merkezinde yer alan bir isim. Bundan da pek çekinmiyor. Biraz hevesli gözüküyor. AK Parti seçmen tabanında bu anlamda hani Abdullah Gül'den dolayı oraya kayabilecek bir seçmen kitlesi yok. Öte yandan muhalif seçmen zaten Abdullah Gül'ü sevmiyorlar. Bunlar cumhuriyet mitingleri yaptılar. Abdullah Gül Cumhurbaşkanı olmasın diye. Çarşaf çarşaf gazeteler bunun haberlerini yaptılar. İşte rejimin geleceğini sorguladılar. Eğer Abdullah Gül eşinden dolayı Cumhurbaşkanı olursa işte eşi başörtülü diye. O kesim de oy verecek, vermeyecek değil. Yani dedim ya kim olursa olsun oy verecekler. Ama tıpış inan, tıpış. Ama tıpış tıpış oy verecekler ama içleri de bir yandan böyle bir kan ağlayacak. Ya bunu da veriyoruz ama başka da şansımız yok diyerek verecekler. O yüzden avantajı kimin aday olduğu mühim değil. Çünkü muhalif seçmen adaya bakmayacak, oyu verecek. Dezavantajı sevilmiyor. Evet. Muhalifler de sevmiyor. AK Parti seçmenleri de sevmiyor. Halime sen nasıl değerlendiriyorsun? Şöyle sorayım. Yani 2014 yılında Abdullah Gül Cumhurbaşkanlığından ayrıldı. Yani görev süresi bitti. O günden bugüne belli dönemlerde Abdullah Gül siyasete geri dönüyor. Abdullah Gül aday oluyor. Abdullah Gül şöyle oluyor. Abdullah Gül böyle oluyor. Abdullah Gül'ün de bu konularda ortaya çıkıp sadece 2018'de bir açıklaması oldu. Aday gösterilmeyince o da oldu. Kamuoyunu doğrudan bilgilendirici teferruatlı açıklamalar da yapmadığını açıkçası gördük. Böyle bir muamma, yani bir Gül muamması ama sanki Abdullah Gül de bundan hoşlanıyormuş gibi de bir hava var. Sen nasıl değerlendiriyorsun bu Abdullah Gül mevsimlerinin böyle arada bir gelmesini? Buradan ne çıkar? Ben çok siyasi bir şey olarak görmüyorum. Yani siyasetin o rasyonalitesine uyan bir figür olarak görmüyorum. Ve bence biraz siyasi kredisinin tükenmesi de aslında bununla ilgili. Yani Abdullah Gül imajı. Şimdi Hüseyin bahsetti yani hani çok sevilen bir siyasi figür değil. Niye sevilen bir siyasi figür değil? Çünkü bir siyasi irade ortaya koymadı. Hiçbir zaman koymadı. Yani Cumhurbaşkanı oluşu, işte ta diyelim ki geriye dönüp Refah Partisi'ndeki performansına bakılınca da aslında aynı tespiti yapabiliyoruz. Yani orada da böyle hani mücadeleci, işte içi dışı bir siyasi figür olarak çok ön planda bir isim değildi. O hareket içerisindeki işte daha hani böyle arka plandaki figürlerden birisiydi. Keza işte şeyde de AK Parti'de siyaset yaparken de aslında son tahlilde hani şunu biz çok süreç içerisinde gördük. Hani kendi başına ışıyan, parlayan değil de üzerine ışık tutulunca bir şey olan bir figür. Yani Cumhurbaşkanlığı adaylığı diye bir şey yok. Yani Tayyip Erdoğan tarafından adayımız kardeşim Abdullah Gül'dür denilerek aday gösterilmiş ve o Cumhurbaşkanı başbakan olarak Recep Tayyip Erdoğan onu işaret ettiği için teşkilatı tarafından da benimsenmiş. Bütün AK Parti serüveni de budur yani esasında. Tabii ki hani orada emek verirken yani keza şey düşünün yani başbakanlığın devri meselesini yani Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olma sürecinde Cumhurbaşkanı kimi işaret ettiyse teşkilat genel başkan olarak onu seçmiştir. Ya sen AK Parti'yi de yakından takip ettiğin için soruyorum. Yani Erdoğan'ın Abdullah Gül'ün elini kaldırıp Cumhurbaşkanı yaptırması ama sonrasında Gezi sürecinden sonraki süreçte özellikle o Türkiye'deki
gerilim, politikanın gerildiği süreçlerde Abdullah Gül'ün Erdoğan'ı desteklemediği konusunda AK Parti kitlelerinde bir kırgınlık var mı? Ya bence kırgınlık ifadesi artık durumu karşılayan bir ifade değil. Yani o kırgınlık, küskünlük denen şey o geçip gitmiş. Belki ilk etapta böyle bir refleks veriyor teşkilat ama bence şu anda Abdullah Gül de AK Parti'den ayrılan diğer isimler de diyelim ki hani AK Parti bünyesinde böyle kırgınlıkla ifade edilecek bir akis aksamel göstermiyorlar. Yani onlara bakış açısı hani trenden inenler tabiri. Artık yabancı oldular. Artık yani. Yabancı oldular o anlamda. Yani farkındaysanız hani Cumhurbaşkanı başta olmak üzere hani kimse böyle çok şey konuşmaz bu isimlerle ilgili. Bu da bir işte hani teşkilat adabıdır diyelim ki. Ama hani böyle bir kırgınlık, işte bir yakınma vesaire böyle bir duygu da yok. O duygu zaten hani o duygunun kopmuş olması asıl mesele yani. Yoksa bir kalan bir duygu olsa aslında hala AK Parti seçmeni ve AK Parti teşkilatı üzerinde bir etkilerinin olduğunu söyleyebiliriz. Ben açıkçası şu an öyle bir etkilerinin olduğunu düşünmüyorum. Abdullah Gül hasreten gerçekten böyle siyasi, ortaya siyasi irade koyamayan, resesif bir karakter olarak da tanımlanıyor. Yani bütün hani siyasi çizgisine baktığınızda şöyle elini masaya koyan. Çünkü siyaset demek risk almak, siyaset demek irade yükseltmek demek. Yani hele Türkiye gibi bir yerde ve Türkiye'nin içinden geçtiği şu dönemde çok kısa mesela Türkiye'nin gidişatından, Türkiye işte Erdoğan'ın tuttuğu politikadan çok da müştekiysen değil mi? Yani geldiğin siyasi çizgi aslında senin için bir avantaj. Yani dönüp bir şey söylersin insanlara. Şimdi kendine ilişkin bence böyle bir güven problemi de var şeyin. Yani aslında kendi gerçekliğinin de farkında Abdullah Gül. O yüzden de şunca süre biliyorsunuz yani birileri çekiştirmesine rağmen istedi ki hani adaylık böyle elim altın tepsiyle bana sunulsun. Yani Temel Karamollaoğlu Saadet Partisi'nin adayı olarak Abdullah Gül'ü bence çok göstermek istedi ama onun için yani ne münasebet işte %1 ya da 0'ın altın, 1'in altında oy alan bir partinin adayı olmak iyi hakaret belki addetti. Yani bir de böyle bir tarafı var şimdi siyaset hani cumhurbaşkanlığı yapmışım ben bu ülkeye ama sen bu cumhurbaşkanlığını gerçekten siyasi bir performansla işte diyelim ki bileğinin hakkıyla açık konuşalım yani almış bir siyasi kişilik değilsin. Ama buna yani tam da bunun işte hani şeyine aksine kendinden menkul bir siyasi varlığı var gibi davranıp Saadet Partisi'nin adayı olmayı kendine yediremiyor. İstiyor ki beni hepsi toplansın Meral'inden işte Kılıçdaroğlu'suna beraber beni ortak biricik aday yapsınlar Erdoğan'ın karşısına. Yani matematik olarak topladığında bütün o diğer hani karşıt ittifakı hepsinin ortak adayı olmak istiyor. Şimdi böyle bu Türkiye'deki seçmen profilinin sevdiği bir siyasetçi biraz, modeli biraz değil yani. Garantici bir tarzı bunlar. Biraz sadece. Değil, çok garantici yani. Çok burada garantici tam, bir profil Hüseyin, çiziyor. Sana şunu sorayım o zaman. Halime iyi bir yere getirdi meseleyi. Yani Abdullah Gül'ün bu yaklaşımı bir iradesizlik mi yoksa bir strateji mi sence? Yani öyle bir başka bir metot mu var orada? Nasıl görüyorsun? Ya tabii ki bu bir strateji Yusuf. Ama bana sorarsan hani Halime tam da onu oraya getirmişti. Yani Erdoğan'ı Abdullah Gül'den de Ali Babacan'dan da Ahmet Davutoğlu'ndan da yani bu ayrılan siyasilerden ayrı kılan temel özelliği Erdoğan risk alan bir lider. Ve bir lider. Yani bir liderlik iddiasında bulunan kişi risk almıyorsa açıkçası liderliği de tartışılır. Erdoğan, buna kumar oynamak demiyorum ben. Kumar oynamak hani hiçbir şey görmüyorsunuzdur. Karanlık bir odada olur. Değil. Plan yapar. Getirilerini götürülerini hesaplar. Riskini hesaplar. Ona göre davranır. Bu bir stratejidir. Kumar oynamak değildir. Ama risk alabilen bir lider Erdoğan. Abdullah Gül bugüne kadar risk almadı. Bugüne kadar yüksek sesle kendi kararlarını, kendi inisiyatifini belli etmemeyi tercih etti. Şimdi de hani Halime'nin verdiği örnek de o açıdan çok önemli. Yani herkes anlaşsın, beni getirsin demek. Ya bu pek sadece Türk seçmeni için değil. Tüm demokratik teamüllerde. Yani inisiyatif almayan, yönlendirmeyen bir siyasi figürün bir seçimi alıp götürmesi, kazanması, bir hareketi bir yerden bir yere taşıması mümkün değil. Ki ben bunu sadece Abdullah Gül için söylemiyorum. Abdullah Gül
aşırı belki ihtiyatlı bir figür. Biraz o anlamda ekstrem bir örnek olabilir. Ama bana sorarsan Sayın Davutoğlu da, Babacan da, ya bu isimlerin bir kısmı 2019'a kadar, 2 yıl öncesine kadar AK Parti'nin içerisindeydi. Ve şimdi dinlediğimizde bakıyoruz ki ya meğer ne şikayetleri varmış, ne kadar büyük yanlışlar görmüşler. E çıkıp konuşsaydınız diyorsun o zaman. Niye bu kadar bekledin? Ya şeyi hatırla Hüseyin, Ali Babacan'ın hani bir televizyon röportajında itirafıdır yani 2018'de Cumhurbaşkanlığı seçimleri için. Evet, AK Parti içerisinde siyaset yaparken ve AK Parti adayı olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gönderildiği listede belki imzası varken arka kapıda Abdullah Gül'ün adaylığı için çalıştığını itiraf etti. Yani şimdi bu ya bunlar strateji değil. Şimdi sen strateji dedin de orada bir itirazım var. Hmm. Yani bu strateji değil. Bak şu nedir itirazın? Kılıçdaroğlu kendine göre beğen beğenme bir strateji izliyor. Ne diyor? Diyor ki ben kazanamam mesela. Belki şu bu seçimde aday olacak ama bugüne kadar izlediği yolu diyelim ki mesela hani İstanbul seçimleri, Ankara seçimleri, büyükşehir seçimlerinde daha önce işte Ekmelettin İhsanoğlu'nu aday Çatı adaydım. O zaman adı Çatı adaydı. İttifak bu şekilde hani sistem değişmediği için. Yani kendi CHP Genel Başkanı olarak şey yapamayacağı, kazanamayacağı bir seçimde ne yaptı? İşte daha ortadan, daha sağdan soldan oy alabilecek bir figürü. Bir etik problemi var burada. Burada bir etik problemi var. Yani burada yani bir siyasi olamama problemi de var. Yani sadece etik, ben bir rasyonalite problemi olduğunu da düşünüyorum. Ya ben yani şöyle düşünüyorum Halime. Bence burada bir yön tayin etme problemi var. Ve bu AK Parti'den ayrılan siyasiler için ciddi bir etik problemi. Ama CHP siyaseti için de bu yön problemi bence söz konusu. Ya sen diyorsun ki erken seçim olsun. Hadi yarın seçime gidelim, Hodri Meydan. Adayın kim, adayı söyleme. Peki politikan ne? Politika de söyleme. İşte kardeşlik, dostluk, adalet, böyle kimsenin karşı çıkamayacağı özgürlük, eşitlik, yani insan hakları beyannamesini neredeyse ortaya koyup politikamız bu diyecekler. Ya böyle siyaset olmaz. Peki şu nedir? Yani o bahsettiği, sen söz ettin değil mi? Hı-hı. Bir anket işte %99'u tabii CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını beğenmesek de işte o adaya oy veririz. Şimdi böyle bir anket var mı yok mu, var denilince var oluyor. Yoksa yani. Bir de böyle bir sonuç ben şaşırtıcı bulmam. Hayır, Cumhuriyet AK Partisi'ne yakın isimler yazdı bunu şeyde. Tamam bunun ama bu yapmış şekilde promote edilmesi aslında sen seçmene bir tür hani aç işte beyaz kağıda boş kağıda imza at demek. Yani şimdi bu da siyasetsizlik yani. Ama bu çok yani şey değil. Daha önce Kılıçdaroğlu şunu dedi zaten yani. Tıpış tıpış CHP seçmeni gidecek ve bize oy verecek i̇şte dedi siyaset, bunu. Siyaset bak siyaset bunun neresinde bir, yani ben hani bunu söylemek durumunda bu dilin kendisi de bir yani siyaset olabilir burada ama şöyle yani Gül biraz daha konuşalım istiyorum Gül meselesini. Şimdi Muharrem İnce geçtiğimiz günlerde şöyle bir açıklama yaptı. Ona sordu gazeteciler yani sence Abdullah Gül Millet İttifakı'nın adayı olacak mı? O da büyük ihtimalle benim öngörülerime göre, yaptığım okumaya göre Abdullah Gül Millet İttifakı'nın adayı olacak dedi. Ya bütün bu sizce mesela ben yani hani bütün onu bu ortaya koyduğumuz hani esnekliklere rağmen Abdullah Gül'ün hala Millet İttifakı tarafından aday gösterebiliyor potansiyeli olmasının şeyi nedir? Yani altyapısında ne var sence? Yusuf orada bence Kılıçdaroğlu'nun B hesabı daha var. Şimdi öncelikle Kılıçdaroğlu aday olmak istiyor. Ama aday olacak mı bunu bilmiyoruz. Çünkü benim anladığım kadarıyla Meral Akşener pek sıcak bakmıyor Kılıçdaroğlu'nun adaylığını. Kendisi son zamanlarda başka adaylara sinyal veriyormuş gibi geldi bana. Ekrem İmamoğlu'nu özellikle öne çıkarıyor gibi. Ona çok açık övgüler diyerek. Çok açık hani. Evet. Bu belki ötesinde de doğru sinyal belki doğrudan bunu söylüyor, haykırıyor diyebiliriz. Kılıçdaroğlu aday olmak istiyor ama olur da Kılıçdaroğlu aday olamazsa. Çünkü artık 10 seçim kaybetmiş. Artık 11. olmasın derler de Kılıçdaroğlu ittifak ortaklarını ikna edemeyip işte HDP'yi, belki Saadet Partisi'ni, yeni partileri, İyi Parti ikna edemezse o zaman bence kötünün iyisini seçecek. Ki Muharrem İnce'nin de açıklaması bana biraz böyle geliyor. İnce'nin satır aralarında söylediği şey şu. Benim kazanmamı istemediler. CHP beni yalnız bıraktı diyor. Neden? Çünkü ben CHP'yi işte Ecevitli yıllarından beri ulaşamadığı bir oy noktasına, bir seviyeye çıkardım. Sadece seçim sonucu olarak değil, heyecan olarak da. Şimdi bak CHP çok kolay sildi Muharrem İnce'yi. Ama o seçim dönemini hatırlayalım. Muharrem İnce ciddi bir enerji katmıştı. Yani insanlar meydanlarda heyecanlanıyorlardı. O enerjiyi de katmıştı. Ve Muharrem İnce'nin dediği şey şu.
arkamdan hançerlendim diyor. Bu benim yorumum değil, kendi ifadesi. Ve şu oldu çünkü, Kılıçdaroğlu'ndan daha karizmatik, kitleleri yönlendirebileceği ve siyaset yapıcı bir lider. Bakın Muharrem İnce'nin, destekleyin desteklemeyin ama Türkiye siyasete yönelik bir vizyonu vardır. Katılırsın katılmazsan bilirsin, durduğu bir yer vardır. Türkiye yönelik bir anlatısı vardır ve bilirsin seçilirse Türkiye'yi buradan buraya getirecek. O getireceği yeri seversin sevmezsin. Kılıçdaroğlu bu kadar net, belagati güçlü, kitlelere enerji veren bir ismin kendisini geçerek Cumhurbaşkanı olmasını istememiş olabilir. Şayet önümüzdeki seçimde de benzer bir denklem karşımıza çıkacaksa Ekrem İmamoğlu olsun, Mansur Yavaş olsun CHP içinden gelip de Kılıçdaroğlu'nu gölgede bırakacak bir ismi istemez diye düşünüyorum. Ben de bir cümle hemen bırakayım Halime istersen. Bak Özgür Özel, sen az evvel ondan bir aktarımda bulundun. Yani hırslarından arınmış bir aday diyor. Kim hırslarından arınmış? Biraz Kılıçdaroğlu'nu tarif ediyor gibi Ahmet ama. Ahmet Necdet Özel. Kimi hayır, gösterdi çok açık. Diyor. Kime karşı bunu söylüyor? Kılıçdaroğlu hırslarından arınmış mı? Cumhuriyet Halk. Hayır, şunu tarif ediyor bence. Cumhuriyet Halk, yani Kılıçdaroğlu olmayacaksa CHP'nin adayı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığı koltuğunu rahatsız etmeyecek birisi olmalı. Şimdi yani İmamoğlu olmasın. Ha, CHP içerisinden bir aday şey gibi, İmamoğlu gibi misal yani. Düşünün yani Cumhurbaşkanlığı yetkilerine sahip olacak. Kenarda da işte şey nefsini oturuyor. Orada kim nefsini yer? Ancak işte Kılıçdaroğlu'na düşer nefsini yenmek yani. 2 yıl sonra kendi otoritelerini budayacak. Evet, şimdi orada çok ciddi bir zorluk var yani. Ben hani biz böyle konuşurken bu meseleyi hep şey diyoruz. İşte bütün 40 benzemez bir araya gelmiş. Evet, tek amaçları Erdoğan'ı devirmek. Bunun için her türlü işte şeyini, hırslarını, şunlarını, bunlarını bir kenara koyup hedefe odaklanmış bir işte karşıt muhalefet var gibi gözüküyor değil mi? Buradan bakınca şimdi seçime giderken bakıyorsun hepsi aynı yere vuruyor yani. Ama öyle değil, şişede durduğu gibi durmuyor yani. Sonuçta bir denklem kurmaya başladığında Meral Akşener ne diyor? Sadece Meral Akşener dedi. Bakın hani grup başkanı, Meral Akşener'in işte başkan yardımcıları hepsi. Işte, evet aynen bunların hepsi. Hem Abdullah Gül ismine hem de Kemal Kılıçdaroğlu ismine rezerv koyuyorlar ve şöyle bunu tevil ediyorlar. Bizim tek kriterimiz var, kazanacak birisi olmalı. Kemal Kılıçdaroğlu da kazanamayacağı için istemiyoruz. Kime işaret ediyorlar? İşte yüzünde Rabbiyesi var. Kendi başkanlarını işaret etmiyorlar. Kendi çünkü mesela baktım ben 2019'daki açıklamalarda Meral Hanım'ın aday olduğu açıklanıyor İYİ Partileri tarafından. Ama sonra Meral Hanım aday olmayacağını açıkladı. Kim işaret, yani kendi başkanlarını bile işaret edemeyecek bir durumda. Kendi başkanları da biliyorsun zaten ne dedi? Ben Cumhurbaşkanı adayı değilim dedi. Ben başbakan olacağım dedi. Yani ben birini koyacağım. Yani benim evet dediğim kişi Cumhurbaşkanı adayı olacak. Şimdi Meral Akşener şuna oynuyor bana kalırsa. Yani bu seçime değil, bundan sonraki seçime. Yani kendi kafasına göre işte ülkeyi parlamenter sisteme çevirecekler ve 2 sene içinde ikisi kimi seçim evet, yapacaklar güya. Aynen. Ve Ekrem İmamoğlu'nun şu anda gösterdiği performans aslında hani baktığında işte Kılıçdaroğlu'na mı daha yakın Ekrem İmamoğlu yoksa Meral Akşener'e mi daha yakın diye baksanız. Öyle herkes... bakmayalım. Bir de şöyle bakalım. Yoksa Abdullah Gül'e mi daha yakın? Şimdi ben başka bir orada soru da nereden baktın oraya bilmiyorum ama ben açıkçası... Sana başka bir soru sorayım yani hazır söz sendeyken. Şimdi Ekmelettin İhsanoğlu adaylığı meselesi bir. 2018'de Kılıçdaroğlu'nun ve önemli isimlerin Abdullah Gül'ü aday göstermek için çaba sarf etmesi ama parti dinamiklerini aşamayıp gösterememesi. Yine Millet İttifakı'nın adayı olarak yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına Abdullah Gül'ün aday olarak çıkabilme ihtimalinin yine konuşulmaya başlanması. Bu Türkiye'de siyasetin, yani toplumsal düzlemde sosyolojinin seçim kazanma dinamiklerinin bu yakın dönemde değişmesiyle ilgili olduğuna dair bir işaret de veriyor mu bize? Yani ne değişti Türkiye'deki kor bir mesela seküler, kor bir sosyalist, kor bir işte Kemalist aday gösterilemiyor da illa bu tür denklemler üzerinde konuşuluyor vesaire. O değişimi sen nasıl yorumluyorsun? Şimdi tabii bu 50+1'in yüzü suyu hürmetine olan bir şey. Yani bir kere bunu çok net bir şekilde şey yapalım. Yani belki hatırlarsınız hepiniz. Yani ben bu seçim öncesi, referandum öncesi işte
sağa sola gittiğimizde rastlayan vatandaşların da hani sorduğu bir soruydu. O zaman işte Selahattin Demirtaş da Cumhurbaşkanı adayıydı. Hani insanlarda şöyle bir tedirginlik oluşuyordu. Yani 50 artı bir çok işte hani Cumhurbaşkanı makamı çok güçlü bir makam. Evet ama işte ya işte Selahattin Demirtaş kazanırsa gibi bir soru. Hani şunu izah etmen gerekiyor. Yani bu ülkede %50 artı birin oyunu alan bir insan bu ülkenin hani gerçekten siyaset yaparak alıyorsa, yani bir mühendislik de değil, gerçekten hani ben bu ülkeyi şuradan şuraya getireceğim, ekonomiyi şöyle yapacağım, eğitim konusunda politikam budur işte falan deyip yani gerçekten bir seçime girer gibi giriyorsa, negatif siyaset yapmıyorsa, vaatlerini sıralayıp o istiyorsa, o insan, o adayın bu milletten 50 artı bir oy alabilmesi için bu ülkenin işte dinine, bayrağına, ezanına, işte geleneğine, göreneğine, aile yapısına, bir toplumu toplum yapan asgari müştereklere dair tehdit edici bir söyleminin, duruşunun olmaması gerekir zaten. Bunu ön kabul ediyoruz yani. İşte demokrasi bu ki %50 artı bir de çok üst bir, hani salt çoğunluk, üst bir çoğunluk. Evet. Yani normalde parlamenter sistemde hatırlarsınız yine Ertuğrul Özkökler Refah Partisi gibi bir parti iktidara gelmesin diye başkanlık sistemini istiyorlardı. Çünkü ola ki 24'le 25'le birinci parti çıkarsa işte şey olacak. Neyse ki oldu da. 95 seçimlerinde oldu. Şimdi yani bu çoğunluğun böyle bir şeyi var. Hani siyaseti, siyaset kültürünü dizayn etme özelliği var. Bu Türkiye açısından iyi bir şey mi? Nasıl yani bence tabii ki iyi bir şey. Şimdi Kılıçdaroğlu'na ne diyor? Temel Karamollaoğlu baba yiğit diyor. Yani bu şeyi, sıfatı, övgüyü hak edip etmediği bir yana Kemal Kılıçdaroğlu nasıl bir strateji izliyor? İşte Abdullah Gül, Ekmelettin İhsanoğlu, işte Ankara'ya Mansur Yavaş, İstanbul'a Ekrem İmamoğlu. Bu bir zorunlulukla bunu yapıyor yani. Neden aday olmuyor? Bu bir zorunluluk. İzmir'e çünkü... Tunç Soyer, onu da ekle yani. Şey, denklem tamamlansın. İzmir'e Tunç Soyer. Hani İzmir'e Tunç Soyer, evet. Aynen. Ama bir farkı var orada. Mesela İstanbul'da belediye başkanı işte Eyüp Camii'nde Yasin okuyabilecek. İşte Trabzon'a gidecek, oradaki o Türkiye'deki o Karadenizli seçmenin de oyunu alabilecek biri derken il başkanı Canan Kaftancıoğlu oluyor. İşte tam işte ne bu. Yani adayla, yani adayla üstteki ya, o idari yani kadrodaki işte, makas da çok çok siyaset rahat. Yani her şey olur, ne yani koyarsan olur. Seçim kazanacak aday koyalım ama seçimle gelmeyen il başkanı da hani artık Canan Kaftancıoğlu'nu tekrar anlatmayalım vatandaşlara, artık evet, sıkıldı herkes onu duya duya. O makas, o aradaki açıklık da hakikaten dikkat çekici. Ben bir iki şey daha söylemek istiyorum yine Abdullah Gül'ün adaylığı ile ilgili. Hani bence şu anda Abdullah Gül'ün adaylığını arzu eden iki isim var. Bir tanesi Kemal Kılıçdaroğlu. Onun sebebi o. Ben hani şu anda Kemal Kılıçdaroğlu'nun böyle bir şey yükseldi yani, biliyorsunuz böyle mutfak videoları vesaire falan. Hani bir isminden söz ettiriyor şu anda. Sanki bir çok yüksek profil bir siyaset yapıyormuş gibi bir şey var. Algısı oluşmaya başladı. Bunun ben hani Ekrem İmamoğlu adaylığına karşı ya da Meral Akşener'in önereceği herhangi bir isme karşı CHP ve Kılıçdaroğlu CHP'si tabii ki, yani şimdi CHP'nin içinde de belki hani farklı, gerçi onların pek çoğu budandı ama son tarihte Kemal Kılıçdaroğlu ismi etrafında oluşmuş bir CHP var. İşte Özgür Özeller'in vesaire şey yaptığı, hani tuttuğu. Bence o CHP'nin adayını, o aday Kılıçdaroğlu da olabilir, o aday olursa Abdullah Gül de olabilir, o adayın kampanyasının ön hazırlığı bence. Bu sadece Kılıçdaroğlu'nun kendi ismi için yaptığı, kendi adaylığı için yaptığı bir çıkış değil. Benim yorumum bu. Halime şu bir şey sorayım, kısaca oraya da yorum alıp diğer konuyu Hüseyin'le başlarız. Süremiz de daralıyor. Bir de yani Abdullah Gül işte Cumhurbaşkanlığı'na ayrıldığı süreçte başlayan Sayın Bayan Gül'le ilgili de bazı iddialar vardı. İşte intifada 28 Şubat meselesi bağlamında yaptığı açıklamalar vardı. Sen o konuyu nasıl değerlendiriyorsun? Yani Hayrunisa Gül bence Abdullah Gül'ün siyasi kariyerinde çok olumsuz bir katkısı, etkisi olan bir isimdir. Yani hani eşi olarak ben öyle görüyorum. Çünkü o intifada açıklaması vesaire falan hakikaten o dönemde hani herkesin böyle bir bu falan ne diye baktığı bir şeydi.
Sonra hani onun bir siyasi işte bir adaylığı vesaire gibi şeyler de bir ara konuşuldu. Hani tam şu an hangi bağlamda konuşulduğunu bilmiyorum ama hep böyle hani biraz da magazinel bir şekilde Abdullah Gül ismi zikredilirken işte hani o değil de eşi bu süreçleri yaşamış olsaydı daha böyle hani siyasi pozisyon alırdı. Yani ben hani doğrusu bu hani biraz işte bence hani Gül soyadının magaziniyle beraber konuşulan bir şey. Ben şimdi eşi hanımefendinin ismi üzerinden hani magazin yapmayalım tabii ki ama ben açıkçası yani Gül'ün siyasi kariyerinde yani, olumsuz bir etki medyada, yapan bir figür olarak gördüm. Yani medyada yazılıp ziyadesini. Çizilenlerde yani Abdullah Gül hakkında medyada yazılıp çizilenlere baktığımızda yani Bayan Gül'ü de bir şekilde o metinlerin içerisinde gördüğümüzden dolayı biraz onun etki işte o ayrılış sürecindeki özellikle o intifada çıkışı çok hani yakışıksız bulundu. Biraz öyle girdi zannediyorum ismi. Burada şimdi epey konuştuk, epey bir parti ismi verdik ama Hüseyin HDP ismine değinmemiştik. Aslında Abdullah Gül adı zikredildiğinde bir tarafta da zikredilen partilerden birisi HDP. Yani HDP seçmeninin de oy verebileceği bir isim iddiasıyla aslında Abdullah Gül'ün denklemde tutulduğunu biraz da biliyoruz. Şimdi HDP'ye hani geçtiğimiz günlerde HDP'li bir siyasetçi Ayhan Bilgen partisinden istifa etti. Ayrıldı. Yani HDP içerisinde de bir takım hareketlilikler var. Öyle bir süreçten geçiyoruz. Sen Ayhan Bilgen'in, çünkü HDP için etkili bir isimdi geçtiğimiz yıllara kadar. Ayhan Bilgen'in partiden ayrılması, yeni parti kuracağı konusunda bir takım açıklamalarda, iddialarda bulunması nasıl değerlendiriyorsun? Çok hızlı bir şekilde HDP'den de sert açıklamalar da geldi tabii Ayhan Bilgen'le alakalı. Nasıl bakıyorsun? Nereye gider oradaki dinamik? Ayhan Bilgen'in gördüğü Türkiye'deki özellikle Kürt seçmenlerin siyasi tercihlerinde bir boşluk var. Bence Ayhan Bilgen o boşluğu doğru bir şekilde tayin etti. O boşluğu doldurabilecek miyiz bilmiyoruz ama bence istikameti o boşluğa yönelik. O boşluk nedir? Şimdi Kürt seçmenleri Türkiye'de ikiye ayrılmış durumdalar değil mi? Bir taraf AK Parti'ye oy veriyor. Hani %50'si diyelim Türkiye'deki Kürt seçmenlerin belki %50'den biraz daha fazlası AK Parti'ye oy veriyor. Bunu nereden biliyoruz? İşte tabii İstanbul'da bu ayrım yapmak çok kolay değil. Daha birey temelli anketlerde belki çıkar. Ama doğuda hani Kürt nüfusun ezici çoğunlukta olduğu kentlere baktığımızda hakikaten de yarıdan biraz fazlası AK Parti'de, ona yakınında HDP'de. İlçeler düzeyinde de bu şekilde. Ama bir de şöyle bir durum var. Bir üçüncü grup da bir yandan AK Parti ile MHP ittifakına itirazları var. Bir yandan da HDP'yi de dışlıyorlar. HDP'yi de istemiyorlar. Çünkü HDP en çok Kürtleri çektirdi. HDP yüzünden oralara yatırım gitmedi. HDP yüzünden oradaki insanlar orayı bıraktı, kaçtı gitti Batı illerine. Dolayısıyla HDP PKK'ya yönelik de tavrı olanlar var. Bu arada kalmış, arafta kalmış Kürt seçmenlere yönelik şu ana kadar ikna edici ciddi bir parti çalışması olmadı. Bazı çalışmalar olduğunda açık konuşalım. Hani Irak KDP'si destekli, yani Barzani destekli bazı parti kurma çalışmaları oldu. Ki ben bunu da burada açık konuşayım pek iyi niyetli görmüyorum. Hani Barzani'nin de Türkiye iç siyasete yönelik proje geliştirmesi yanlış bir iştir. Bunu o da birkaç kere denedi. Hatta yine açık konuşalım. Fonladığı bazı isimler vardır Türkiye'de. Yazarlar, çizerler, sık sık oraya giderler. Kimin? Şeyin mi? KDP'nin, Barzani'nin. Dolayısıyla ama bu tarafta bildiğimiz bu Barzani'ci. Yani, basında filan bilirsiniz. Bu referandum sürecinde biraz daha açığa çıktılar. Hani Kuzey Irak, o zaman orada bir Kürdistan bağımsızlık referandumu vardı. O zaman biraz daha netleşti ama Türkiye'de Barzani destekli siyasi hareket de bir karşılık bulamadı. Çünkü yani Türkiye bir merkezdir. Kalkıp başka bir ülkedeki bir grubun burada uydusu burada karşılık bulamaz. Dolayısıyla bu arada kalmış, arafta kalmış Kürt seçmenlere şu ana kadar gerçekçi, inandırıcı bir aday gitmedi. Ayhan Bilgen bence bu boşluğu doldurmak isteyecek. Doldurabilir mi, ikna edebilir mi bilemiyoruz. Altantan'la birlikte mi hareket ediyorlar? Altantan'la birlikte itirazları oldu. Ama şu ana kadar yan yana bir resim vermediler, onu da söyledim. Bana biraz da Ayhan Bilgen'in kendi projesi gibi geliyor bu. Ayhan Bilgen şu açıdan önemli. Ayhan Bilgen bir yandan da bir geçmişi daha var. Yani siyasetle hayatımıza girmedi. Mazlum der, genel başkanlığı var. Sonrasında bir de HDP'nin radarına girmesi şöyle oluyor Ayhan Bilgen'in. Ayhan Bilgen eşcinsellik, LGBT hareketinin aslında çok da böyle yani İslami normlarda çelişmeyeceği, hoş görmemiz gerektiği,
Hatta böyle ilahiyatçıların alına girecek bile yorumlarda bulundu. Yok işte o Lüt suresi aslında eşcinselliğe karşı değilmiş de falanmış filanmış. LGBT savunacak yorumlar. Tabii tabii, yani LGBT'yi daha saygıdeğer, saygı duyulması gereken, tanınması gereken bir kimlik olarak öne çıkardığı için o ara, bu benim söylediğim 2010 yılı artık. Ardından 10 yıldan fazla geçti. HDP radarına böyle girmişti. Ondan sonra da yükseldi. Çünkü Ayhan Bilgen karakter sahibi bir insan. Şu anlamda, yani söylediği zaman kulak kabartabileceğiniz, konuştuğu zaman dinlemek isteyeceğiniz bir aday. Bu yüzden hatta Ayhan Bilgen'le HDP'nin ayrışması bu istifadan çok daha önce oldu. Selahattin Demirtaş'tan sonra aday kim olacak, başkan kim olacak tartışmaları yapılırken Ayhan Bilgen bir beklenti içerisindeydi. Çünkü diyordu ki, tabii bunu biz hep hani HDP içerisindeki dedikodulardan aldıklarımız olarak söyledim. Bunları hiçbir zaman kamuoyu önünde açık bir şekilde paylaşmadı Sayın Bilgen. Ama kendisinin başkanlık beklentisi vardı. Çünkü bu partide Demirtaş'tan sonra en karizmatik lider ben olabilirim diyordu. Ama öte yandan da şunu diyenler vardı. Ya Ayhan Bilgen gelirse Demirtaş'ın artık hani adı unutulur. Hani ona denk bir isim olur, ağırlığı olur. Bu yüzden Ayhan Bilgen'e de itirazlar yükseldi. Ve nitekim önce Sezai Temelli gibi, daha sonra da Mithat Sancar gibi hani akademisyen kökenli ama çok da kitlelerle doğrudan bağ kuramayacak. Yani Demirtaş'ın karizmasına rakip olamayacak liderler seçildi HDP'nin başına eş başkan olarak. Ayhan Bilgen bilerek önünün kesildiğini, dolayısıyla aslında burada asıl olan şeyin HDP'nin başarısı değil, Demirtaş'ın karizmasının sürdürülmesi projesi olduğunu düşünerek ayrıldı. Bir kısa bir şey sorup halemeye geçeyim. Şimdi Ayhan Bilgen'in bu Habertürk'teki açıklamasında 7 Haziran seçimlerinden sonra HDP'nin izlediği siyasetin yanlış olduğu izlenimi oluşturacak açıklamaları var. Yani tam öyle demiyor ama hani biz siyaseti yorumladığımızda öyle, bunun öyle demeye çalıştığını anlıyoruz. Yani HDP'nin PKK karşısında sürekli gerim atması vesaire. Ya orada bir kırılma orası olmuş olabilir mi sence? Ya da Ayhan Bilgen gibi yaklaşsaydı HDP o zaman nasıl bir süreç olur? Bence kırılma değil ama işin bahanesi oldu. Ya şimdi Altantan, Ayhan Bilgen, ya bu insanlar HDP'ye girerken HDP-PKK ilişkisinden bir haberler miydi? Yani hakikaten de istifa edecekleri zaman mı? Aa, bu HDP-PKK yörüngesinde siyaset yapıyormuş. Böyle bir aydınlanma mı yaşadılar? Değil. Bana sorarsan bu biraz işin hani böyle meşrulaştırılmasıyla ilgili bir durumdu. Yoksa Ayhan Bilgen'de, Altantan'da ayrılan başka isimlerde pekala biliyorlardı PKK'nın bu parti üzerindeki sultasını, vesayetini. Ama çıkış için bir argüman gerekiyor. Onda da şunu diyemez Ayhan Bilgen. Ya işte Demirtaş'a beni denk gördüler. Demirtaş'ın karizması kalabilsin diye benim ismimi çizdiler. Bunu derse biraz daha şahsi çıkarları için ayrılıyormuş gibi bir algı oluşur. Dolayısıyla da ya PKK şiddeti olmasaydı, partiye alan açılsaydı şeklinde daha kabul edilebilecek, bu arada kalmış o üçüncü kısım Kürt seçmenlerin itibar edebileceği açıklamalarda bulunduğunu düşünüyorum ben. Peki bir soru sorup şey yapayım. Bu arada ne kadar vaktimiz kaldı? Çok sana süre veriyorum yani bitene kadar. Bitene kadar süre senin, bak tamam, ne kadar güzel açıklamalar. Sürelerin sahibi o bitene kadar. Bitene kadar süre senin. Tamam. Şimdi Ayhan Bilgen'le alakalı Twitter'da baktım. O açıklamalarının altına yazılan yorumlara hemen onu şu şekilde bir kere itham edilmiş. Yandaş dediler. Kobani davasından ihanet ettiği için tırnak içinde tek beraat alan isim diye epey bir o anlamda yorum vardı. Şimdi Halime sana şunu sormak istiyorum. AK Parti'den ayrılan partiler oldu. Oy potansiyelleri düşük. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan partiler oldu. Yani ayrılıp kurulan partiler oldu. Onların da oy potansiyelleri düşük. Şimdi HDP'den ayrılmış ve partileşme sürecinde olan bir siyasi aktör var karşımızda. Henüz 40-50 kişi toplanıyoruz ama henüz partiyi kurmadık dedi. Yani daha parti henüz ortada yok. Sen bir parti kurabileceğine inanıyor musun? Çünkü yıllarca Türkiye'de anlatılan işte PKK'nın sultasında olan bir partiden ve aynı alana hitap edebilecek şekilde yeni bir partinin kurulmasına hiçbir Kürt cesaret edemez diye bir şey de vardı. Böyle bir efsane de dolaşırlar kendi aralarında. Bir parti kurabilir mi? İkincisi kurarsa sen şansını nasıl görüyorsun? Oy alma o kapasitesini nasıl görüyorsun? Şimdi çok kısa aklımda bir şey var. Unutursam sen sorunu yeniden sorarsın. Ben söyleyeceğimi tabii söyleyeyim. Şimdi bahsettiğimiz isimler Ayhan Bilgen, Altantan,
Şerafettin Elçi rahmetli oldu, Kadri Yıldırım rahmetli oldu. Böyle birkaç isim daha sayabiliriz belki. Bunlar aslında HDP, işte BDP miydi önceki adı? BDP, Barış ve Demokrasi. O dönemde beraber HDP'nin işte bu çözüm süreci vesaire ile beraber içine girdiği, hani siyasete alan açmak ve PKK'ya alan kapatmak, PKK'nın işte silah bırakarak ülke sınır dışına çekilmesi, bu bir devlet şeyiydi, hani projesiydi ve bunu onlar da devlete yardım etmek için mi girdiler oraya? Ya böyle demiyorum tabii ki, ama son tarihte o iklimle beraber biraz HDP'ye girmiş isimler. Yani biz o dönemde ben gazeteci, İslamcı kimliğiyle belki şeyi de ona sokabiliriz. Neydi? Bizim bir yönetmenimiz vardı ya. Yönetmen, Allah Allah. HDP'de mi siyaset yaptı? Evet. Şimdi ismini hatırlamamak ayıp bile oldu. Milletvekili var. Kadın milletvekili. Hayır, hayır. 28 Şubat döneminde de. Bir söyle, oradan hatırlarız. Hayır, Beynelmiler. Şey söyleyeyim. Sırı Süreyya. Gezi'de tankın şeyin önüne çıkan arkadaşımız. Yalnız yönetmen de hiç aklımıza gelmiş. Çünkü yönetmenlik kimliği çok geride kalmış artık. Çok geride kalmış. Bunu siyasetçi olarak diyorsun. Yazdık aklımıza. Ben ilk yönetmen olarak tanıdığım arkadaş için. Arkadaş mısınız yoksa siyaseten mi söyledin? Adını da söyledim. Siyaseten söyledim arkadaş diye. Hasıl kelam, hani o da mesela İslamcı değil, hani sol birisi, ama o dönem HDP'ye böyle bir aslında alan da açıldı. Yani bu alan aslında PKK'nın alanını kapatmak gibi bir hani üstü örtük bir şeyi de ifade ediyordu, niyeti de ifade ediyordu. Ben o dönemki o genişlemenin ve şimdi bir yaprak dökümü yaşanıyorsa, biraz o dönem partiye girenlerin bunlar, bu isimlerin hepsi tek tek ayrıldılar bir şekilde. Hani o zaman bilmiyorlar mıydı bu partinin PKK'yla böyle sırt sırta olduğunu? Tabii ki biliyorlardı. Ama o zaman biz hepimiz çözüm sürecini destekliyorduk. Çünkü diyorduk ki bu Türkiye Cumhuriyeti için bir fırsat diyorduk. Yani düşünsenize, PKK'nın silah bırakarak ülke dışına çıkması ve artık hani şiddetin gölgesinin bu ülkeden çekilmesi. Dolayısıyla HDP'nin de şiddet olmadan, üzerinde bir PKK vesayeti olmadan siyaset yapma imkanına kavuşması. Bütün HDP'lilerin çok istemesi gereken bir şeydi bana kalırsa. Sanki HDP böyle bir şey istiyormuş gibi. Muş gibi, yani o dönem öyleydi. Gidiyorsunuz sokağa, Diyarbakır'da insanlarla konuşuyorsunuz falan. Hani çoğu insanda şöyle bir şey vardı. Yani artık hani şiddet bitecek. Hani HDP de buna, ya HDP'ye biraz böyle de kredi verildi yani. Buna icbar edecek PKK'yı gibi bir şeyle, krediyle. Ben biraz öyle de bakıyorum. Şimdi o isimler tek tek HDP'den uzaklaşıyorlar. Gelelim senin soruna. Ayağım böyle bir parti kurulur mu? Kurulur mu ve şansı var mı? Şansı var mı? Şimdi yine Hüseyin gibi ben de bir takım araştırmalar için hani işte Doğu ve Güneydoğu illerine gitmiş, araştırmalarda yapmış birisi olarak söyleyeyim. Şimdi sadece biz Hüdapar'ı ve HDP'yi biliyoruz değil mi? Başka bir sürü parti var. İsminde Kürdistan olan, ayrılıkçı bir şeyle, jargonla konuşan, hatta baktığında yani tüzüğüne belki de en şey HDP ile Hüdapar'dır yani, hani daha üstü kapalı konuşan diyelim ki, yani bayağı ciddi ayrılıkçı, işte komünist Kürdistan Komünist Partisi bilmem ne gibi KDP'ye yakın hali hazırda böyle partiler var. Şimdi sorduğunda şunu söylüyorlar, hani analiz ettiğinde, bunlar çıtayı niye bu kadar yukarıya taşıyorlar? Yani bir güçleri de yok, aldıkları oy oranı çok çok düşük, almıyorlar bile, seçime bile giremiyorlar belki. Yani tabela partisi olmanın ötesinde geçmiyorlar. Bunların hepsi yani HDP ve PKK altında aslında varlık gösterebilmek için ideolojik olarak çıtayı o kadar yükseğe koyuyorlar ki, hani PKK'ya bile hani senden daha fazlasını biz istiyoruz demeye getirecek bir şeyle hareket ediyorlar. Ama bunlar ne yuvarlak masanın etrafını dolduracak insanlar. Ben o yüzden hani bunların çok gerçekçi olduğunu düşünmüyorum. Yani yeni bir parti alır, yol alır falan. Ama tabii ki şu çok net. Yani doğrudan böyle direkt kimlik siyaseti yapmayan, Kürt halkının gerçekten siyasette arkasında ajanda olmaksızın, arkasında bir şiddet vesayeti olmaksızın ya da işte Hüdapar gibi belki hani geçmişine dönük işte arkeoloji yapılıp devamlı önüne bir şey olarak nedamet getir şeyi olarak önüne dosyalar çıkmayan bir
siyasi partiye belki ihtiyaç duyuyor olabilirler. Yani bence işte Ayhan Bilge'nin işte mesela ben Kadri Yıldırım'la da telefonda konuştum. Tantan'la da zamanında konuştum. Yani bu isimlere baktığınız zaman bunların hiçbirisi ayrılalım falan filan demiyor yani. Baktığında hani HDP ile bir sürü konuda ayrışırlar. Belki HDP'lileri tek tek alıp ayrı ayrı konuştuğunda, hani off the record konuştuğunda belki pek çoğu da zaten hani resmi söylemlerinden farklı şeyler söyleyebilirler. Ben hani Kürt siyaseti dediğimiz şey tırnak içinde bir böyle hani kimlik siyaseti olarak altını çizilmeksizin, yani bölgesel bir siyaset yapılmaksızın ama gerçekten Kürtlerin mesela hani ana dil meselesini birazcık daha cesurca dile getirebilecekleri, belki partilere ihtiyaçları olduğunu da düşünüyorum. Yani orada bir boşluk var ve muhtemeldir ki Ayhan Bilgen gibi aktörler o boşluğa dair bir siyaset yapmak ve PKK vesayetinden, işte şiddet vesayetinden ve HDP vesayetinden artık. HDP de bir parti olarak aslında Kürt iradesi üzerinde bir şeydir. Bir baskıcı güce dönüşmüştür, yani bunu da itiraf etmek lazım. Bu orada bir boşluk belki bulmuş ve siyaset yapabileceklerini düşünmüş olabilirler. Bu kadar. Gayet iyi. Yani tam soruma cevap vermedin ama değerlendirme güzeldi bence. Süremiz doldu ama Hüseyin belki şuraya bir cümle yorum yapmak istersin. Hı. Yani HDP kapatılma davası da var. Yani acaba Ayhan Bilge'nin kuracağı parti HDP'nin kapatılma süreci de, hani eğer kapatılırsa yargı kararını verecek sonuçta, bir oy potansiyeli ortaya çıkartabilir mi Ayhan Bilge'nin partisi için? Ya Yusuf, çok sanmıyorum. Yani Ayhan Bilge'nin böyle bir hesabı vardır belki, onu bilemeyiz. Ama HDP kapatılsa da tabii ki belli isimler yasaklanacak. Ama PKK nereyi gösteriyorsa, işte yeni partimiz şu dediği zaman HDP'nin o kemikleşmiş seçmeni. Şimdi her PKK sempatizanı HDP'ye oy veriyor. Onu söyleyebiliriz belki ama her HDP seçmeni PKK'lı değil. Şimdi burada birebir bir örtüşme yok. Ama sonuçta o kemik teşkilat ve kemik seçmen, bunu da açık konuşmak lazım, PKK'nın gösterdiği adrese oy verecek. Dün DTP'ydi, sonra BDP oldu, bugün HDP, yarın ABC olur, başka bir parti olur o. Dolayısıyla o kemik teşkilattan, kemik seçmenden Ayhan Bilge'nin kuracağı parti o gitmez. Ama dedik ya, ya biraz ortada başka alternatif olmadığı için, yani seçenekler ya AK Parti ya HDP olduğu için, HDP'ye oy verenler de var. Yani AK Parti'yi sevmiyor, niye sevmiyor? İşte belki farklı sebepleri olabilir. Belki hani AK Parti'nin bugüne kadar işte Kürt meselesinde attığı adımlardan çok daha radikal adımlar bekliyor olabilirler. Ama o kemik HDP seçmeni olmayan periferideki HDP'lileri belki Ayhan Bilgen partisine kanalize etmeye çalışacaktır. Ama dediğim gibi ben çok başarı şansı görmüyorum. Yani doğuda HDP var, AK Parti var. Üçüncü bir parti için çok bir yer yok aslında. Lokal olarak Hüdapar var. Hani lokal. Hüdapar'ın söylemi çok önemli. Ama hani seçim sonuçları bakımından Hüdapar da kısıtlı kalıyor. Evet. Bu mevzu çok derin bir mevzu. Hani konuşsak herhalde birkaç programda yaparız üstüne. Yapalım bence. Bence bu konuyu hakikaten özel olarak konuşmak lazım. Hem Halime hem de sen, ikiniz aslında konunun da akademik anlamda da uzmanısınız. Bence bunu bir özel programda izleyicilerimize de buradan bildirmiş olalım. Başka bir zaman yaparız. Peki bu akşam da bu kadar diyoruz. Güzel bir program oldu. Değerli izleyenler, bu akşamlık Ne Var Ne Yok programının sonuna geldik. Bir sonraki programda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.